Merhabalar, Ayşen Örgü Modelleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Şöyle 3 numara arkadaşlar. Şiş kullanacağım. İpimizde bebe yünü, ören bayanın olması gerekiyordu markası arkadaşlar. Ama hangisi olduğunu şu anda hatırlayamadım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Şimdi öncelikle ilmek atarak başlayalım. Şöyle şişlerimi alıyorum. İlmeklerimizi atmak için. Şöyle ben bu şekilde atıyorum. Siz istediğiniz şekilde atabilirsiniz. Arkadaşlar 6 katlarından oluşuyor. Bir tane de fazla kenar ilmeği olarak ekliyorum ben. Şimdi ilmeklerimizi atmaya başlıyorum. Ben 3 tane modelden göstereceğim. 19 tane buraya ilmek atacağım. Şimdi buraya 19 tane ilmeğimizi atıp gelelim. Şöyle ilmeklerimizi attık. Birini çıkardım arkadaşlar. Şimdi hemen örmeye başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. İlk başta 2 sıra haroşa öreceğim arkadaşlar. Şöyle düz olarak örüyorum. Şöyle hemen netleyelim. Birinci sıramızı ördük. Şimdi ikinci sıramıza yine haroşa öreceğim arkadaşlar. Örgümüzün düz tarafındayız. Yine haroşa örüyorum. Siz burayı lastik örebilirsiniz arkadaşlar. Bluz yaparken. Şöyle ara vermiyorum ki aklınız karışmasın. Acemi arkadaşlarımız oluyor arkadaşlar. Şimdi ip bu taraftaysa, sağ taraftaysa burası ters yüzü. Eğer ip buradaysa arkadaşlar düz yüzü oluyor. Şu başlangıç ipimiz. Burası ters tarafındayız. Şimdi ters örüyorum. Ters örerek bu sırayı da başa geliyorum. Şöyle düzlerimiz ortaya çıkmış oldu. Şimdi modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şöyle örmeden aldım. 3 tane örüyorum buraya. Baştakine beraber 1, 2, 3. 3 tane ördük. Şimdi burayı biraz daha dikkatli yapalım. Şöyle ilmeğimi battım. Düz olarak örüyorum. İlmeğimi çıkardım. Bana taraf attım, bir tane artırma aldım. Aynı yere batıyorum. Bir daha örüyorum. 3 tane oldu. Bana taraf atıyorum. Bir daha örüyorum. 4 tane. 5 tane burada ilmeğimiz oldu. 1 2 3 4 5. Hemen döndürüyorum modelimi. Şimdi bu çıkardığım 5 tane ters olarak örüyoruz. 2 3 4 5 ördüm, tekrar döndürüyorum. Yine düz örüyoruz 5 tane. İkinci sırayı örüyorum. Başlangıç sıramızı saymadım. Üç. Tekrar döndürüyorum. Şöyle 3. sıramızı örüyoruz.
Dördüncü sıramı örüyorum. Yine döndürdüm. Düz örüyoruz. Bir sıra daha ters örüyorum. Ve son sıramızdı bu. Şöyle döndürüyorum arkadaşlar. İsterseniz bunları şişle de şöyle geçirip beşini beraber kapatabilirsiniz. Ben şişle yapamıyorum. O yüzden şöyle bir tane tığ kullanacağım. Şöyle bu 5 tane ilmeğimi tığa alıyorum. Tığla daha kolay oluyor. Hemen ipimi alıyorum. Bu 5 taneyi tığla beraber kapatıyoruz. Kapattım. Hemen ilmeğimi çıkarıp şişime taktım. Ve şöyle bonibon şekerimiz oldu arkadaşlar. Hemen sıradaki ilmeğime batıp 5 tane örüyoruz. Yalnız burayı biraz şöyle sıkılayalım ki aralık kalmasın. Şöyle sıkıladım. 1 2 3 4 5 5 tane aynı şekilde ördüm. 1 2 3 4 5 oldu. Şimdi tekrardan ilmeğime batıyorum. İlmeğimi çıkardım. 1. Bana taraf attım. Artırma attık. İkinciyi ördüm. Tekrar artırma atıyorum. Üçüncüyü ördüm. 5 tane burada ilmeğimiz oldu. Yine bir tane daha yapalım. Bunu ters örüyorum. Ters sırasındayız. Bu 5 tane ilmeğimi ters örerek şimdi düz sırasındayız. İkinci sıramız düz. Üçüncü sıramız ters. Dördüncü sıramızı düz örüyoruz yine. Şöyle 5. sıramız ters bitiyor. Ve bitirdik. Tekrar döndürüyorum. Tığımı alıyorum. Bu ilmeklerimin hepsini 5 tanesini ördüğümüz 5 tanesi alıyorum ve şekerimizi oluşturuyoruz. Hepsini geçiriyorum ve şişime geçirdim. Tekrardan örüyorum. İpi atmanız hiç önemli değil arkadaşlar. İster parmağınıza sararak yaparsınız, isterseniz farklı şekillerde yapabilirsiniz. Tekrar 5 tane örüyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi yine burada 3 tane bıraktık. Burada da 3 tane bıraktık. Dördüncüye yaptık. Şimdi yine dördüncüye ilmek çıkarıyorum. Yani altıncıya. 2, 4, 5, altıncıya yapıyoruz. Buradan dördüncü oluyor. İlmeğimi attım ve tekrar örüyorum. Bana taraf attım. Tekrar örüyorum. Burada 5 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bunu da ben tamamlayayım arkadaşlar. Aynı şekilde bunu da bitirelim. Şöyle sıramı bitirdim. Buradaki şekerimizi de yaptık arkadaşlar. Şimdi ters tarafındayız. Burada ters örüyoruz. Hiçbir şey yapmadan ters öreceğiz bütün ilmeklerimizi. Şu araları iyice sıkıştıralım ki açıklık kalmasın.
sıramızı bitirdik. Şimdi birinci sıramızı ördük. 4 sıra daha öreceğiz. Şu arasında arkadaşlar 5 tane ilmek var. Yukarı doğru da 5 sıra öreceğiz ki simetri bir şekilde olsun. Şimdi ikinci sıramı örüyorum. Sıramı bitirdim. İkinci sırayı bitirdik. Üçüncü sıramı ters örüyorum. Dördüncü sıramızı düz örüyoruz. Dördüncü sıramızdayız. Ve beşinci sıramı örüyorum. Son sıramız. Bu sırayı da ters örüp yeniden modelimizi kuracağız. Ve sıramızı bitirdik arkadaşlar. Şöyle 5 sıramız olmuş oldu burada. Şimdi ikinci modellerimizi kuracağız. Şu araya ve bu araya kuracağız modelimizi. Şimdi buradan 6 tane örüyorum. Baştakinin 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6 tane ördük. Şimdi bu yedinciye modelimizi tekrar kuruyoruz. 1 2 3 3 kere burayı ördüm ve 5 tane ilmek elde etmiş olduk. Tekrar bunu az evvelki gibi yapıyoruz arkadaşlar. Zaten gösterdim. 5 sıra bir ters bir düz örerek pomponumuzu elde ediyoruz. Birçok ismi var bu modelin. Şöyle ikinciyi de göstereceğim. Kuruluşunu. O yüzden burayı gösterdiğim için biraz hızlı geçiyorum. Üçüncü sıramı örüyorum. Dördüncü sıramızı yapıyorum. Ve beşinci sıramız. Son sıramız. Döndürdüm. Hemen tığımı alıyorum. Şöyle bunları geçiriyoruz. Beş tanesini aldım. İpimi alıyorum. Hepsini geçirdim. Çıkarıyorum. Burayı örüyoruz. Şöyle sıkı bir şekilde örelim. Bir, iki, 3 4 5. Bu aralarda arkadaşlar kenarları hariç aralarda her zaman 5 tane örüyoruz. 6.ya yine şekerlerimizi yapıyoruz. 1
2, 3, 4, 5 tanesini ördüm. Şimdi yeniden şekerimizi yapıyoruz. Şöyle hemen ilmeğimi çıkardım. Bana taraf attım. İkinci ilmeğimi yaptım. 3 oldu. Ve sonuncu örüyorum. 3 kere örüyoruz. 5 tane ilmek elde ediyoruz. Şeyle beraber. Artırmalarla beraber. Yine burada arkadaşlar 2, 4, 6 tane ilmeğimiz kaldı. Kenarda da 6 tane ilmeğimiz kaldı. 7.ye modelimizi yapmıştık. Yine burada da 6 tane ilmeğimiz var ve bu taraftan 7.ye modelimizi yapmış olduk. Ara kısmında her zaman 5 tane ilmeklerimiz olması gerekiyor. Tek sayı yani. Bir sonraki geldiğimizde de şuraya yapacağız yine. Şimdi bunu aynı şekilde şekerimizi yapıp tamamlayalım. Başa gelelim. Şöyle ikinciyi de yapıp tamamladım arkadaşlar. Pomponlarımız ortaya çıktı. Bence pompon diyebiliriz. Pompon modeli. Şimdi 5 sıra daha örüp yine alt sırada nasıl kurduysak 1, 2, 3, 4.ye kurduk. Yine 4.ye kuracağız. İkinci sıramızı 7.den baş pomponlarımızı yapıyoruz. Birinci sırada arkadaşlar 4.den yapıyoruz. Bu şekilde modelimiz devam ediyor. Arkadaşlar ben büyük bir parçada yapıp sizler için göstermelik hazırladım. Şöyle son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.